Bitti yalnız. Şakül baya önünde kaldı. Yani Başakşehir'li oyuncu bile bunu yapamazdı. Hakikaten golü engellemiş biliyor musun? Top kaleye gidiyormuş sanki. Demin pozisyonu bir daha versene. Çok versen şey ama ya. Orada ne arıyor abi ya? o Hakem orada ne arıyor abi? Niye biliyor musun? Topu bilmiyorlar. Top nerede oynanıyor? Nereye gidecek onu bilmiyorlar. Ya önünde durmuş. Orada ya. bir hakem durur mu ya? Bir de gittiği yer önüne doğru gidiyor. Sağa doğru, hani sola doğru. En azından kale çerçevenin dışına doğru kaçmaya çalış. Geriye doğru. Oraya doğru da kaçmıyor. Tamam hızlı hızlı geçelim. Kaleyi cephe, cepheden gören bir yerden bakıyor kale abi. Gel şöyle kenardan falan bak yani. Dembaba'nın golü geldi 71. dakikada. Kritik bir gol. Burada ciddi bir savunma zaafından bahsedebiliriz. Bu kadar ceza sahasında bu sektirilir mi top Ya, ya bir savunmacının en büyük özelliğine Topu yere sektirmeyeceksin. Havada ilk hamle yapacaksın mesela Falette. Fenerbahçe maçı hani diyoruz ya. Yani o ileri hareket havadan geliyor. Çıkacak, kornere taça atacak. Savunma oyuncusu ne zaman yere topu sektirirse sıkıntı yaşar. Aynen. Peki da devam da edelim. Avantajlı çocukla? durumda, düşün dezavantajlı durumda olan Dembaba. Dembaba alıyor topu, vuruyor, gol atıyor, kontrol ediyor. Sonrasında zaten bir baskın hücumla Krivelli-Elya e, ikilisi golü buldular ve 2-0'lık skor Başakşehir'i 63 puanla ligin zirvesine taşıdı. Efendim şimdi e, bu İrfan Can'la ilgili şey var Emre. galatasaray fenerbahçe İrfancan evet. konusu çok da değil bugün. Sosyal medyanın falan da çok gündeminde oldu var mı senin duyumun o konuda yani ben programın başında da anlatmaya çalıştım geçen sene sormuşlar fiyatını 11 milyon euro fiyat çekmiş Başakşehir evet. e, yönetimi e, daha sonra bir pazarlıkla 8 milyon euroya kadar inmiş fakat Fenerbahçe'ye pahalı geldiği için görüşmeler kesilmiş e, Tabii şöyle bir şey var ben 3-4 senedir hep Emre ile böyle gidip Antalya kamplarında röportaj yapıyorum hocam hep soruyorum böyle en beğendiği yerli futbolcu kim diye böyle klasik mağustanın üstü hep sorduğum soru 4 senedir aynı soruyu sordum neredeyse hep Can Kahveci dedi. En beğendiğim futbolcu Can Kahveci diyor. Yani Emre'nin gerçekten çok istediği bir oyuncu. Ama benim son dönemde duyduğum kadarıyla Galatasaray'ı bitirmiş diye duyuyorum. Bilmiyorum ne olur ne biter. Bu transfer savaştır. Mert Hakan Yandaş devam aşağıda, eden bir oyuncu. Tabii canım iki, daha 4 sene mi ne var sözleşmesi daha? 4 sene mi? Bir baksınlar da tekrar 3 sene mi 4 sene mi ne sözleşmesi ben, ben devam ediyor? 3 sene ama emin değilim. Yani 2024, 2024. Evet. bu sezeğin saymasak ...yıl olarak 4 sene 4 diyebiliriz. 4 sene sözleşmesi yani. var. Ee, şimdi Mert Hakan Yandaş'a da biliyorsun Galatasaray'da Galatasaray'da Galatasaray dediler. Gitti Emre Belezoğlu bir şekilde ikna ederek onu Ta tabii para da burada muhtemel etkendir ama canım. sadece parayla da bu işler bitmiyor babacığım yani. Sadece parayı verip de bu işleri bitiremeyen çok var şimdi abi. Bu sene adamlar kupaya gide gidiyorlar. Şampiyon olurlarsa o şampiyonluk parası gelirse Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde mi oynamak istersin, yoksa Türkiye'de, Fener'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da mı oynamak istersin? Ben, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim Hocam Şöyle abi. bir durum var, oyuncu da şey ister ya, ya bir taraftar maraftar olsun, böyle bir ilgi, şey Yok, falan. Taraftar onlar olmasa da Avrupa'ya gideyim abi önce, e Fener'e Galatasaray'da e niye gideyim? Fener Galatasaray istemez miydin yani, Fener'de Galatasaray'da? Hocam Avrupa varken niye oraya isteyeyim ya? Önce bir gideyim Avrupa'ya, sonra geleyim ya. Önce bir gideyim abi. Bir İtalya, bir İtalya, İspanya, İngiltere yapabiliyorsan Almanya gideyim. Sonra geleyim abi. Türkiye'de nasıl olsa 65 yaşında falan bu oynuyorsun. Da... Bastonla falan oynuyorsun. Oyuncunun hocam hayalleri, insan. hedefleri önemli. İrfanca'dan Oraya yani, giderim yani, abi. Bu tercih yapması. Öyle. Yani burada büyük takımlarda mı yoksa Avrupa'ya gidip oynamak. Yani hedefi ne? E, Trabzonspor'da Ekuban, Vakeme ve Abdülkadir Parmak kadrodalar. Abi e, bir de şöyle bir şey var. Yani. Araya gireceğim tekrar Hı? da. Şimdi bir sürü maliyetli oyuncudan konuşuyoruz, bahsediyoruz değil mi? Abi Fenerbahçe bu oyuncularla ilgili nasıl bir transfer politikası izleyecek? Nasıl bu paraları verecek? Herkesin ağzında şu var hocam. Vedat satılacak. Ulan bu Vedat kaç para arkadaş? Vedat satılacak. Kaleci alınacak. Vedat satılacak. Sol bek alınacak. Vedat satılacak. Kanat oyuncusu alınacak. Vedat satılacak. Vedat'ın yerine de oyuncu alacak. Yani bu Vedat nasıl bir paraya satılacak gibi bütün bu her şeyi Vedat'ın satılan gelen parayla Ferhatçı bütün bu işi halledecek. Vedat satılacak, yeni bir yönetim kurulu alınacak falan olabilir. Yani <laughs> ya. her şeyi yapıyoruz, yani bildiğimiz aklımda Vedat... olacak. Nasıl yapacaklarsa. Ya yani Fenerbahçe'de bu Vedat, Altay, çıkar, Altay Zayis, Ferdi. Yani bunlar genç, biraz daha e, satışı tabii olabilecek tabii. oyuncular. Eğer bunları satarlarsa, Ozan. tabi Ozan Tufan doğru. Yani bunlar olursa bu beşli. Yani Sırf dediğin doğru Vedat Muriş değil. Bu beşli böyle satılıp bir de tabii bunların yerine de oyuncu konulacak sonuçta. Yani o zaman ciddi bir bütçe oluşabilir Fenerbahçe adına. Yoksa sadece Vedat da olacak iş değil mi? Tabii de değil. Yani. Tabii. Yarınki maça ilişkin son bir iki söz. Yazı. Yarın zaten gün boyu saat 12'den itibaren Galatasaray-Trabzon maçının detaylı şekilde konuşacağız ama hani bugün toparlarken... Bir iki cümle rica ediyorum sizden artık yavaş yavaş basın toplantılarına gidip toparlayacağız. Yarın saat 11'de şampiyon belli olabilir. Galatasaray yenersen. Yarın akşam bu saatlerde öyle konuşabiliriz. Galatasaray gelirse iş kesin biter. Her. Kesin. Beraberlik yani ya Ondan yazalım. sonra beraberlikte de biter. Beraberlikte zor zor ya Galatasaray yenerse kesin biter. Beraberlikte de %95 biter. 90 biter hadi. Öyle değil. Biter abi. Bir daha ondan sonra Başakşehir sana onu yedirmez. Hocam bu Başakşehir onu yedirmez bu saatten sonra. Benim görüşüm. Ne evet, hocam? E, bana göre iki takım da mesela genelde sezon içinde savunma zafiyetleri var. Bir de kadroları var. da verebilirsek muhtemelleri lütfen arkadaşlar onun üzerinden de konuşalım. Yani savunma zafiyeti yaşadılar sezon içinde. Bence savunmayı iyi yapan takım hem takım savunması hem bireysel grup olarak yani bir adım önde olacağını maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani iki takım da çünkü pozisyon veriyor rakibine. Geçtiğimiz işte 29 haftada gördük bunu. Marka'nın oynamasını bekliyoruz ama dediğim yani evet. şey bir şüphe de var. Çünkü ee, bir cümle daha söyleyeyim. Bir cümle daha söyleyeyim. Evet. Ee, Galatasaray yenilirse Fener Beşiktaş Galatasaray'ı geçerler gibime geliyor. Az önce ha, de bu de da abi. işin Malaylı'nın diğer yönü Tabii diyorsunuz. Bak, ya yarın var ya yarın saat 11'de hocam görüntüleri bayağı göreceğiz böyle. Saat 11'de bayağı bir göreceğiz bir şey. Trabzonspor'un muhtemeli de hemen ekrana yansıttı arkadaşlarım. Evet Reha Hocam. Yani onun için yani ben golü bir kere maç bekliyorum. Az önce de söyledim. yani bu anlamda eğer hangi takım iyi savunma yaparsa maçı kazanır. İki takım da savunma zafiyeti var net bir şekilde. Gol pozisyonuna girer. Tabii Trabzonspor o gol, savunma zafiyetleri tabii, tabii skoru 4-6-0 dediğimiz yani orta sahaya gelip öyle gidecek Emre Akbaba topu alıp orta saha desteğiyle hem merkez hem kenarlardan ama tabii ki üretmekte sıkıntılı bir Galatasaray var onu söyleyelim. Trabzonspor'da yani üretme sıkıntısı olmayan bir takım. Bana göre Ekuban'la dizginleri Ekuban'la tabii bakeme gelmesi çok önemli. Özellikle Ekuban açık alan bulduğunda çok etkili oyuncu. Yani o profilde oyuncu yok Trabzonspor'da. Emre Bol söylemedi. Erman Toroğlu söyledi arkadaşlar. Galatasaray yenilirse Beşiktaş'ta yani, Fenerbahçe'ye geçilir sözünü. Eküvan Ek e, önemli bir e, özellikle bu deplasman oyunda açık alanda etkili olacağını düşünüyorum. Eküvan'ın oynaması Sörlok'ta da birbirini tamamlayan Santrafor. Az önce söylediğim gibi takımda da o profilde hızlı açık alana hücum edecek oyuncu yok Trabzonspor'da. Vakeymen'in gelmesi ayrı bir hücumda alternatif ara, e, yaratacak. Yani Trabzonspor özellikle rakip yer alanda problemi çözebilecek doğru anahtar oyuncular var hücumda dediğim gibi iyi savunma yapan bana göre maçı kazanacağını düşünüyorum. Emre seninle noktalayalım. Ya şimdi hep söylüyorum Trabzonspor'un tek rakibi var o da esas Trabzonspor. Normalde kadro kalitesine baktığımız zaman Başak şeyle ilgili ne söylüyorsak bence hücum anlamında daha çok şeyi daha övgü dolu sözleri Trabzonspor için söylememiz gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir ön tarafı var. Fakat Hüseyin Cimşir, Sayın Hüseyin Cimşir eğer dizginlerini çekmezse Trabzonspor'un, Trabzonspor'u birazcık rahat bırakırsa Trabzonspor'un çok rahat kazanacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Abi bu sene yani öyle diyoruz böyle diyoruz da Fatih Hoca'nın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi babacığım. Yok Müsterin'in ayağı kırıldı, yok o oldu, yok bu oldu, sakatlıklar, şunlar bunlar, Monaco adamı geri çağırdı. Yani yemin ediyorum haftaya Fatih Hoca'yı da başka kad... bir çağırsa şaşırmam kadroya var yani baktığın vallahi? zaman Trabzon'un ne? Yani iki kadroya bakıyorsun, Trabzon'a çıkar önde. Ama Kağıt sağda da, ne olur. Ya hocam Kağıt sağda önde. bakacağız hocam, ama bak şimdi. görüntü öyle. Galatasaray'ın en güçlü yeri neresiydi? Kalesi diyorduk değil mi? Mustera. Yarı takım oydu. Mustera gitti. En iyi yerlerinden bir tanesi neresi? Falcao. Değil mi? Forvet adam öyle ya da böyle oynadığı her vakitte. Adamın fakülte... göbeğe gitti. Göbek, omurga gitti. Gitti adamın. Omurga Atanı, gitti. Tutanı, her yer ha, Önümüzdeki Orta haftada Fatih Hoca sakatlanır. Bir şey olur abiciğim. Fatih Allah <laughs> yani ben böyle Peki, bir şey görmedim abi. Ağzınıza sağlık. Peki, Çok iyi, teşekkür canım. ediyoruz. Basın toplantılarıyla kapatacağız. Pazar günü. Başkan günü sakatlandı. Boyu. Başkan da sakatlandı. Ya, evet. Geçmiş olsun. Geçmiş Hastalandı buradan selam bakarım. Allah sağlık versin. Ee, pazar 12'den itibaren gün boyu Galatasaray Trabzon spor maçında. Ama başka da Galatasaray'dılar. Kendileri sakatladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Basın toplantılarıyla veda edelim.